57 pol pozisyonu, 53 yarış zaferi ve 122 podyum. Artık 35 yaşında ama hala en genç dünya şampiyonu. Kısa sürede, kariyerinin henüz başında kazandığı bu başarılar, onun adını Formula 1 tarihine çabucak yazdırmayı başardı. Tüm bu hikayenin başladığı yer Almanya Heppenheim. Vettel burada doğdu. 3 kardeş ve ailesiyle beraber çocukluğu da bu kasabada geçti. Anlaşılan kasaba halkıyla arası her zaman iyi olmuş. Şampiyonluğunun ardından hemşerileri kasaba adını Vettelheim olarak temsili bir biçimde değiştirdiler. Çocukluğuna bakarsak, hiçbir zaman okulu seven, isteyerek giden bir öğrenci olmamış Vettel. Hatta okulu korkunç olarak tanımlamış. Ama bu durum, başarılı bir öğrenci olması gerçeğini de değiştirmiyor tabii. Hayal kurmayı ve ardından o hayallerin peşinden koşturmayı seven bir karakter. Çocukluğunda 3 farklı kahramanı varmış. Michael Jordan, Michael Jackson ve Michael Schumacher. Çocukluk yıllarında ilk hayali Michael Jackson gibi bir şarkıcı olmakmış. Hatta bu yolda bazı kayıtlar alsa da daha sonra sesinin kötü olduğunu düşünüp bu hayalinden vazgeçmiş. Ama biz onun şarkılarını kimi zaman Formula 1 pistinde dinlemiş olduk. Yolu Formula 1'e düşen birçok pilot gibi Vettel de yarışmak adına ilk adımlarını kartingle atmış. Henüz 3 yaşında yarışmaya başlayan Vettel, çocukluk yıllarında birçok turnuvaya katılmış. 12 yaşına geldiğinde ise Red Bull ekosistemine katılıyor. O zamanlarda Red Bull'un bir Formula 1 takımı olmamasına rağmen genç bir pilot adayıyla böyle bir anlaşma yapması nasıl bir vizyon ve planlama içinde olduklarını kanıtlıyor sanki. 2004 yılı ise yarış dünyasına kendini tam anlamıyla kanıtladığı yıl oldu. 20 yarışın 18'ini kazanan Sebastian Vettel, Formula BMW ADAC şampiyonasını kazandı. Formula 1'de bir koltuğu kapmadan önce genç sürücü testleri bir gelenektir. Vettel ise erken kariyerinde önce Williams, daha sonra da BMW Sauber'le Formula 1 testine katıldı. 2006 Türkiye yarışında cuma antrenmanlarına katılarak 19 yıl 53 günle Grand Prix hafta sonuna katılan en genç Formula 1 sürücüsü oldu. Rekorlarla dolu kariyerinin ilk rekoru böylece gelmişti. İkinciyi kırmak için de fazla beklemedi. Piste doğru çıkarken pit yolunda hız sınırını aştı. Formula 1 tarihinin en hızlı, en çabuk gelen ceza rekoru da artık Vettel'indi. O jenerasyonun şartlarında çok genç bir pilot olmasına rağmen otoriteler tarafından kabul görmüş gibi görünüyordu. Türkiye'de ikinci antrenman turlarının en hızlı ismi olması artık hazır olduğunu gösterdi. Robert Kubica 2007 Kanada'da büyük bir kaza yaşadı. Bu olayın ardından 2007 ABD yarışında Vettel'in BMW Sauber adına yarışmasına karar verildi. Yarışa 7. sırada başladı, 8. sırada bitirdi. O dönem için Formula 1'de puan alan en genç sürücü oldu. Katıldığı ilk yarışta topladığı puanlar devamlı bir Formula 1 koltuğunun kapılarını araladı. 2007 sezonunda Macaristan yarışından itibaren Toro Rosso pilotu Scott Speed'in yerini aldı. Bu arada Scott Speed bir Formula 1 pilotu için fazla havalı bir isim değil mi? Ya Speed sonuçta. Böyle Şimşek McQueen gibi. Katıldığı yarışlarda ortaya koyduğu performans çok yükseklerdeydi. Karışık hava şartlarını seviyor ve puanlar kovalamayı iyi biliyordu. 2008 İtalya Grand Prix'sinde ıslak zeminde aldığı galibiyet Vettel'i çok ayrı bir noktaya taşıdı. Tüm bahsettiğimiz ilklere bir yenisini daha ekleyen Sebastian Vettel, Grand Prix kazanan en genç pilot oldu. Dönemin Toro Rosso takım patronu Gerhard Berger, bugün kanıtladığı gibi yarışlar kazanabilir. Ancak o, dünya şampiyonlukları kazanacak. Buna eminim dediği bir demeç verdi. Özellikle Almanya'da Formula 1 havası çok değişmişti. Schumacher'in emekliliğinden sonra yerini dolduracak iddialı Alman pilot anlaşılan Sebastian Vettel'di. Hatta Alman medyası bu süreçte Vettel'e bebek Schumi demekten de çekinmedi. 2008 sezonunda Toro Rosso'da yılın çaylağı oldu. Ancak Vettel'in hikayesinin hızlı ve heyecanlı noktaları daha yeni başlıyor. Red Bull'un Formula 1 projesinin ayrıntılarından ve hazırlık sürecinden Adrian Newey videosunda bahsetmiştim. Bu dönemi daha iyi anlamak adına oraya da bir göz atabilirsiniz. 2009 sezonunda bir kademe daha yükselen Vettel Red Bull'a katıldı. Bu sezonla beraber gelen kural değişiklikleri Red Bull Vettel ikilisi için büyük bir fırsat olabilirdi. Şampiyonluk savaşında sezona pek de iyi başlayamadı Vettel. Red Bull aracı çift katmanlı difüzör teknolojisini geliştiren Brown GP'nin gerisinde kalmıştı. Sezon boyunca 3 yarışta yarış dışı kalması onu şampiyonluktan koparan bir diğer etmen oldu. Vettel 2009 sezonunu şampiyon ikincisi olarak tamamladı. 2010 sezonu ise bambaşka bir hikaye. Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mark Webber,
Lewis Hamilton ve Jenson Button içinde bulunduğu hiçbir zaman unutulmayacak bir şampiyonluk savaşı. 2010 Abu Dhabi finalinin ardından aklımızda şu iki şey kaldı. Fernando Alonso'nun Vitaly Petrov'u turlar boyunca avlayamaması ve Sebastian Vettel'e son çizgiyi geçtikten sonra gelen takım telsizi mesajı. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Sebastian Vettel artık tarihin en genç dünya şampiyonu olmuştu. Bildiğiniz gibi bunun ardına 3 şampiyonluk daha geldi. Her sezonun içine girip tek tek anlatıp sizi sıkmak istemem. Ama birkaç ayrıntıya daha değinelim. Red Bull kariyeri boyunca takım arkadaşı Weber'le sıkı mücadelelere girdi. Mesela Türkiye'deki kaza hala hepimizin hatırındadır. Aman. Sebastian Vettel! İşte bunu anlatıyordum. Vettel net bir üstünlük sağlasa da şampiyonada genelde arkalı önlü oldular. Weber daha tecrübeli, daha temkinli ve görece yaşlıydı. Vettel ise daha hızlı, daha çok risk alan bir pilot ve tabiri caizse tam bir delikanlı. Multi 21. O ne? Mark'ın vitamin hapı mı? Eskiden Formula 1'de takım emri vermek yasaktı. Bu yüzden takımlar arka kapıdan dolaşmak zorunda kalıyordu. Multi 21 ise bir motor kodu kılıfında aslında Red Bull için bir takım emri olmuştu. 2013 Malezya yarışında Vettel takımdan gelen bu emri dinlemedi. Yarışın ardından soğuma odasında Weber'in tavırları ve mimikleri iç dünyasını dışa vuruyordu resmen. Multi 21 sir. Yeah, Multi 21. İnanılmaz bir istatistikle 13 yarış kazanarak o sezonunda şampiyon oldu Vettel. Takım arkadaşı Weber hiçbir galibiyet almadan sezon sonunda emekli oldu. 2014 ile beraber Red Bull adına işler eskisi gibi değildi. Yeni kurallara, özellikle lastiklere takım tam olarak ayak uyduramamıştı. Vettel de bundan nasibini aldı. Takıma katılan yeni takım arkadaşı Ricardo'ya mağlup oldu. Bu sezonun ardından Sebastian Vettel, Formula 1'deki asıl tutkusuna, Ferrari'ye katıldı. 2015 ve 16 sezonları biraz sancılı geçti. Vettel takım arkadaşı Raikkonen'e göre bariz bir biçimde üstündü. Ama takımın çalışma tarzına alışamadı. Araç da pek iyi sayılmazdı zaten. 2017 sezonu Ferrari için fena başlamadı. Vettel sezonun orta noktalarına kadar şampiyonluğa ortak oldu. Ama Vettel'in Singapur ve Japonya'da yarış dışı kalması bir anda Hamilton'ın öne geçmesine sebep oldu. Hamilton şampiyon olduğu 2017 sezonunda hiç yarış dışı kalmadı ve katıldığı tüm yarışlardan puanla ayrıldı. 2018 sezonunda Ferrari gerçekten çok hızlıydı. Birkaç yıldır geride kalan Kimi Raikkonen de bu aracın hızıyla beraber podyumlar almaya başladı. Tüm tifosi ve Vettel taraftarları bu sene o sene mi demeye başlamıştı bile. Ama değilmiş arkadaşlar. Vettel'in inişli çıkışlı performansı ve Almanya'daki kazası bir kez daha şampiyonluk yarışının kaderini değiştirdi. İkinci sektörde sarı bayraklar var ve Sebastian Vettel bariyerlerde! 2009 sezonunda genç takım arkadaşı Leclerc'in gerisinde kalmaya başlaması, Vettel'in Ferrari hikayesinin sona yaklaştığını anlatıyordu aslında. Takım arkadaşıyla girdiği mücadeleler sorgulanmaya başlandı. Ayrıca Leclerc'in Ferrari adına bir proje haline gelmesi, ipleri koparan son nokta oldu. Vettel ve Ferrari ikilisi 2020 sezonunda son kez bir arada yarıştı. Vettel'in bu yıl topladığı toplam 33 puanı, Formula 1 kariyerindeki tüm sezonlardaki en düşük puanıydı. 2021 sezonuyla beraber Aston Martin projesinin bir parçası olmaya karar verdi. Azerbaycan ve Macaristan'da klasını gösteren sürüşler yapsa da araç kazanmaktan çok uzaktı. Tüm bunlara rağmen sezon boyunca 132 geçiş yaptı Vettel. 2022'ye de adapte olamayan Aston Martin yeniden gerilerde kaldı. 2022 Temmuz ayında Sebastian Vettel bir Instagram hesabı açtı. Sonrasını zaten hepimiz biliyoruz. Bir arabayla yakın bir ilişkiye sahip olmak önemlidir diyor Vettel. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerikan bombardıman pilotlarından ilham aldı ve arabalarına isim vermeyi bir gelenek haline getirdi. 2008 Toro Rosso Juli, 2009 Red Bull Kate, 2010 Red Bull Randy Mandy, 2011 Red Bull Kinky Kylie, 2012 Red Bull Abby, 2013 Red Bull Hungry Heidi, 2014 Red Bull Suzy. 2015 Ferrari Eva, 2016 Ferrari Margarita,
2017 Ferrari Gina, 2018 Ferrari Loria, 2019 Ferrari Lina, 2020 Ferrari Lucilia ve 2021 Aston Martin Honey Rider. Tüm bu araçlarla her sezona bıraktığı ayrı ayrı izler ve hikayeler var. Aktivist ve duyarlı karakteri onun pilotajından ziyade insanlığıyla da ön plana çıkmasını sağladı. Sayısız sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Şimdi Formula 1'den ayrılıyor. Ama kim bilir, belki bir gün yeniden döner.